Beşiktaş'ımızın kıymetli yöneticileri, çok değerli sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Sizlerle bir araya gelmekten şahsım, milletim adına büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonunda elde ettiğiniz başarıdan dolayı her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Kupası'nı da, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak bu sezonki üstün performansını adeta taçlandırmıştır. Yakaladığınız bu ivmeyi önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam ettireceğinize inanıyorum. 16. şampiyonluğunu yaşayan kulübümüzün elde ettiği başarılarda takımlarına iyi ve kötü günde sahip çıkan Beşiktaş taraftarlarının çok büyük katkısı bulunuyor. Gerçi taraftarlardan uzak bir sezon yaşandı. Tribünlerde taraftarlar yerlerini alamadı ama gönülleriyle vatan sathında onlar yerlerini almak suretiyle bütün heyecanlarıyla bu katkılarını verdiler. Bu vesileyle 1903 yılından beri Beşiktaş'a destek veren, bugünlere gelmesinde emeği olan tüm sporcularımızı, yöneticileri, taraftarları kutluyor, ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Son iki yıldır maalesef koronavirüs salgını dolayısıyla önceki seneler gibi keyifli bir sezon geçiremiyoruz. Yine salgın sebebiyle olimpiyatlar dahil birçok uluslararası turnuva gerçekleştirilememiş veya seyircisiz yapılmıştır. Bilhassa seyircisiz oynanmak zorunda kalınan maçların taraftar ve futbolcularımızın motivasyonunu etkilediğinin farkındayız. Ancak şampiyonluk mücadelesinin son haftaya kadar devam etmesi bu sene Süper Lig'e farklı bir heyecan ve atmosfer katmıştır. İnşallah önümüzdeki sezonu tüm futbol severlerin stadyumları yeniden coşkuyla doldurduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz. Hazırlık çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız, spor kulüplerimizle eşgüdüm halinde yürütüyor. Biz de ilgili arkadaşlarımız ve kurumlarımız vasıtasıyla süreci yakından takip ediyoruz. Virüse karşı en büyük imkanımız olan aşılama çalışmalarına hız vererek inşallah tam normalleşme ortamını yakalamayı hedefliyoruz. Milletimizi hem kurallara uyma hem de aşılama konusunda teşvik etmemiz, doğru bir şekilde yönlendirmemiz önem arz ediyor. Gençlerimizin kendilerine rol model olarak gördüğü siz futbolcularımızdan da bu mücadelemize destek bekliyoruz. Bunun yanında sizlerden önemli bir isteğim daha var. Spor, rekabet yanında dostluğun ve dayanışmanın da sembolü olan bir faaliyet alanıdır. Biz sporun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kardeşliğin, barışın, kader birliğinin sembolü haline gelmesini arzu ediyoruz. Sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonunu ülke ve millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin tahkiminde de seferber olacağı günleri hasretle takip ediyoruz. Sizlerden bu hususlarda
inisiyatif almanızı, insanımızı birbirine düşürmek isteyenlere meydanı bırakmamanızı özellikle rica ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Beşiktaş'ımızı şampiyonluğu dolayısıyla tekrar şahsım, çalışma arkadaşlarım, milletim adına tebrik ediyor. Yeni sezonda gerek ülkemizde gerek uluslararası camiada başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.